Ay ne güzel oynadınız ya. Teşekkür ederim. Ay süper. Siz oturun hiç kalkmayın. Ben gerçekten hiç bilmiyorum. Üç ayak biliyorum dediniz ama. Düğün onu da az çok hani uyum sağlamak için düğünlere bile gitmezdim ben. Seni biliyorum tamam. Bu neydi bu ne havasıydı şimdi oynadığınız için? Bunun üç ayak. Üç ayak. Bu da üç ayak. Evet. Ay çok güzel ya bak havamız değişiyor anında değişiyor havamız. Şu da öne gelip gittiğimizde tek ayak. Kıyafet giydin Kınada? Tek kıyafet giydim çünkü ben normalde vardı kıyafetim yine. Evet. O kadar sıkmıştı ki 3 ay 6 ay boyunca neredeyse söyleyebilirim daha da fazla süre. Ne diyorsun? Buralarımı üst toplamıştı böyle çizgi çizgi toplamıştı. İlk böyle girdim zaten. Ay hani bizim bir nazar gelinimiz vardı onu da çok sıkmışlardı. Bak senin de öyle ya ne olur söyleyelim buradan ne olur bu kadar sıkmayın. Düğünde öyle yapmadım. Tamam kapatın da bu kadar sıkmadığın anlamı yok. Herhalde düşecek diye çok yapıyorlar ama düşmüyor. Ama zor kıvırıyor zaten başı böyle. Nefes alamıyorsun ya. Ona eve geldik açtık yani mesela. Bizi kınadan sonra eve gelinir. Evet. Gelinin eline ve ayaklarına kına yakarlar. Ayağını. Gelinin ayaklarına ve kına yakarlar. Ben kınayı sevmiyorum ya. Neden bu yapılır peki? Ne inanışa göre? Hiç bilmiyorum. Sormadım. Aslanım gerçek kına o zaman yakılır. Ha. Böyle türküyle ağlatırlar orada gelini yine bir evet, otururlar ortasına. Yani ortaya oturur. Kadınların hepsi toplanır. Gerçek kına orada yakılır. Şimdi burada da tabii salonda da kına yakılıyor. Evet. Damat geldi. Davul çalıyor damadımız. Evet. Kına karışıktı değil mi? Bayanlar arasında. Bayanlar arasında. Finale doğru genelde değil mi? Evet. Erkekler geliyor. Kaç kişilikti? 500 kişiye yakın vardı. Yine kalabalık. Organizasyon tuttunuz. Organizasyon tuttum şu şekilde. Ben kızlar istemedim çünkü benim kuzenlerim falan bayağı bir kalabalığız. Onlar zaten hep bana destek oldukları için şey istemedim hani o... Çalgıcı kızlar oluyor ya. Evet. O dans eden kızlar aslında bir girerken bir şov evet, amaçlı güzel oluyor. Ondan ziyade bir yardımcı oluyorlar sana. Yaptılar mı onlar? Evet. Benim vardı. Organizasyon şefim vardı. Sadece dedim kızlar istemiyorum. Benim her şeyimde dedim kuzenlerim olsun. Niye kocanı mı kıskandın? Kocanı mı kıskandın? Kuzenlerim bir yanında olsun ona da eğlensinler dedim. Ama malzemelerini aldın. Hem malzemeleri, kına tahtı falan. Ne kadar? Kına salonu 1000 TL'ydi mekanı. 2000 TL'de organizasyonda. Ama çok şey olmuş bence ya. Bence kız olmamasına aynen. Rağmen pahalı organizasyon ama mekan ucuz. Evet. Mekan bence ucuz. De. Burada ne yapıyorsunuz? Giriş herhalde. Giriş. Kına girişi herhalde. Aynen kına girişi. Evet bu da kına girişimiz. Tepsiyi tutan kim? Kuzenim yine. Hep aynı sağ dış demiştim ya. Ha, o kız evet. Keşke bak, sadece bak, o detay. Bak elini tutmuyor şimdi. Hemen onu diyecektim. Kaptı elini. Evet, niye öyle arkadaş gibi girdiniz diyecektim. Tuttu elini.